Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Ocak 2021 günlerden Perşembe. Saatlerimiz 15:39'u gösteriyor. Hepinize yeni günde, yeni senede ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir sene dilerim. Umarım yeni yılda her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni yılda bol kazançlı, bol bereketli, sağlıklı günler bizim olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Arkadaşlar bugün 7 Ocak 2021 Perşembe günü gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start almıştı. Burada bir altılı ganyan analizimiz olmuştu. İzmir'de ilk 3 ayak geride kaldı. İlk 3 ayakta da favori safkanlar geldi. Sürpriz olmadı arkadaşlar. Son 3 ayak kaldı altılı ganyanlarda. Sıra geldi akşam yarışlarına. Şanlıurfa'da aksine sürpriz olacağını düşündüğüm bir program var. Para vereceğini düşündüğüm kalabalık bir koşu programı var. O yüzden Şanlıurfa programına temkinli yaklaşalım arkadaşlar. Eğer imkanımız varsa birkaç arkadaş ortak şekilde şirket kupon yapabilirsiniz. Şansınız bir o kadar daha artar sevgili yarışseverler. Özellikle bir konuya açıklık getirmek istiyorum sevgili yarışseverler. Bazı arkadaşlarımız eskisi gibi akşamdan tahmin vermiyorsun diye temkinli konuşmuşlar. Hatta kızan arkadaşlarımız var. Niye akşamdan vermiyorsun tahminlerini izlemeye vaktimiz olmuyor diye. Bazı arkadaşlar da şu soruyu sormuşlar. WhatsApp grubunuzla YouTube'da verdiğiniz tahminler aynı mı diye. Evet arkadaşlar bugüne kadar aynıydı ama akşamdan tahmin vermemi isteyen arkadaşlarım var. Bundan sonra tahminlerimi akşamdan vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar akşamdan vermeye çalışacağım. Çünkü gece uykumu düzenli olarak alıyorum. Doktorumun tavsiyesiyle akşam erken yat, sabah erken kalk işlerini gündüz yap. Gece uykusu çok önemli dedi. O yüzden sabah veriyorum. Esasında şu şekilde WhatsApp grubumuz için öğleye doğru veriyorum. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Genelde gerek at sahibi arkadaşlarımızda, gerek jockey arkadaşlarımızda, gerek seyis arkadaşlarımızla, gerek antrenör arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler gün içerisinde yarış günü daha verimli oluyor. Daha yoğun oluyor. O yüzden tahminlerimi gerek WhatsApp'a gerek YouTube'a son dakika yani yarışa 2-3 saat kala verme yanlısıydım. Ama çok yoğun bir talep var akşamdan verebilmem için. Ben bundan sonra tahminlerimi elimden geldiği kadar akşamdan sizlerle paylaşacağım. Ama bazı arkadaşlarımız sormuştu YouTube tahminleriyle WhatsApp tahminleri aynı mı diye. Bundan sonra aynı olmayabilir arkadaşlar. Çünkü WhatsApp grubuna sonuçta bir ücret ediyorlar. Ben de bu arkadaşlarım için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim sevgili yarışseverler. O yüzden gün içerisindeki gerek at sahibi, gerek apranti, gerek idman jockey arkadaşlarımla görüşmelerimi de ben WhatsApp grubundaki arkadaşlarıma yansıtmak zorundayım. Sizlere akşamdan tahmin verip WhatsApp grubuna gün içinde tahmin verdiğim zaman tahminlerde bir ayrışma olabilir. Bunu da buradan sizlere belirtiyorum. Özellikle ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. Bu gruba katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa yine videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Aynı zamanda okangunertv@gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuz nasıl işliyor? Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak, sıralı olarak paylaşıyorum. Verdiğim şablon içerisinde küçük altılı ganyan,
normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizim oluyor. Ve aynı zamanda yine misli altılı ganyan analizimiz oluyor. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde WhatsApp'ta yaklaşık 16.950 lira ikramiye kazandırdık sevgili yarışseverler. Bunun her zaman olacağı şeklinde bir iddiam yok ama sonuçta bir emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığında almaya devam edeceğiz. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına yine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ve ben Şanlıurfa at yarışları analizime geçeceğim. Şanlıurfa'da 8 koşuluk bir program var. Bayağı kalabalık bir program arkadaşlar. Her ayak 14, 15, 18 at koşan bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı programın 3. koşusuyla start alacak. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Altılı Ganyan ilk ayağında özellikle son yarışında güzel bir birincilik elde eden Tomurcuğun Tayı Turbo temsilcisi Ekür Safkanlardan 7 numaralı Kara Turbo benim birinci şanslı safkanım olacak. İlerleyen yaşına rağmen Ekürüsü 5 numaralı Deli Cihan'da bu tip mesafeleri etkili koşabilecek bir isim. Bugün 7 numaralı Kara Turbo'yu birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 13 numaralı Büyük Kırım isimli safkan da benim takibimdeki bir isim sevgili yarışseverler. Gününde olursa eğer 13 numaralı Büyük Kırım'da Aprantisi Sadık Alta İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Ova Bey'i yine son yarışlarını beğendiğim bir isim, bir barmaid temsilcisi sevgili yarışseverler. Yine 9 numaralı Son Viraj özellikle bugün İsa Akyavuz dairesinde piste çıkacak. Bu safkanda dikkat diyerek dikkat diyerek 4. şanslı isim olarak vereceğim. Yine 6 numaralı Gediz Kaya, 11 numaralı Lizge ve 3 numaralı Gizdar Mert bu koşuda yarışsever arkadaşlarıma sırasıyla önereceğim safkanlardır. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 13 yarışı. Arkadaşlar burada da öncelikli ismim 3 numaralı Dane Dane. Bu safkanda bir Kaizbert temsilcisi, bir Sipahi Özlem yavrusu. Dolayısıyla Sıhtıhan'ın anne tarafından torunu 3 numaralı Dane Dane de bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı 3 bir arada kaliteli bir safkan özellikle son yarışında 4.'ünde kendisini belli etti. Bugün 3. şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Kırat'ın yine Sayın Hüseyin Becene'ye ait bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. Dikkat edilmesi gereken bir safkan. Yine 11 numaralı Fazlı Bey ve 5 numaralı Yalaz Topu isimli safkanlar sırasıyla burada bulunması gereken isimlerdir sevgili yarışseverler diyerek. Hatta 13 numaralı Uzak Ablayı da sizlere bu yarışta son isim olarak öneriyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan 3. ayağına 4 safkanla gireceğim arkadaşlar. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışı. Burası da dişlere mahsus bir yarış. Burada öncelikli ismim 3 numaralı Gül Matra. Esasen normal şartlarda bu grubu geçebilecek güç ve kapasiteye sahip, geçebilecek nitelikte bir safkan. Bu safkan anneden özellikle kardeşi. Evet arkadaşlar, evet anneden güzel bir kardeşi var. Akın Şah'la. Anneden kardeş biliyorsunuz Arsus temsilcisi bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 6 numaralı Kedim ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. 6 numaralı Kedim de bugün Burak Bektaş dairesinde ikinci şanslı safkanım olacak. 10 numaralı Lia ve 1 numaralı Miss Balkan sırasıyla bu koşuda sizlere önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 yaşlı Arapların 1700 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da 5 numaralı Kerim'im özellikle çok beğenimi kazanan eşkalli yapısıyla dikkat çeken bir safkan. Bugün ben 5 numaralı Kerim'imin
özellikle çok iyi tanıdığı Abrantisi Yusuf Cengiz idaresinde rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine güzel yarışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gobak Bey temsilcisi 10 numaralı Son Gobak ve 2 numaralı Buz gibi sırasıyla bu koşuda tuttuğum safkanlardır sevgili yarışseverler. Ve altılı ganim 5. ayağına geçiyorum. Altılı ganim 5. aya. 4 yaşlı Arapların 1700 mesafe kum pistte koşulacak meydan yarışı. Arkadaşlar burada da 9 numaralı Tektaşoğlu özellikle bu gruptan ön plana çıkan bir isim. Özellikle son yarışlarında dikkat çeken bir isim. Güntay temsilcisi yine Odinan torunu 9 numara Tektaşoğlu. Bugün ekürü koşma avantajına sahip Burak Bektaş idaresinde ben günün banko ismi olarak altılı ganyanın 5. ayağında 9 numara Tektaşoğlu isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase tahminlerim sırasıyla olacak arkadaşlar. Yine ufak altılı ganyan analizimden sonra misli altılı ganyan analizimi de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine son ayak analizimden sonra dinlerseniz hepiniz için faydalı olacağını düşünüyorum. Ve altılı ganyanın son ayağında öncelikli ismim 11 numaralı Benim Dünyam Öz isimli safkan. Özellikle kötü yarışların ardından İsa Akyavuz dairesinde çıktığı son yarışında dikkatleri üzerine çekti. 11 numara Benim Dünyam Öz Lineart temsilcisi bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Aha Batur Kaptan Rio temsilcisi aynı zamanda bir distinctive torunu bugün. Evet arkadaşlar Abrantisi Abdullah Cankaya idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Mystical Focus isimli safkan da Ferit Yardımcı idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu 3 safkan dışına çıkarsa yine 3 numaralı Fast Heart isimli safkan da bir Invincible son temsilcisi. Aynı zamanda bir Dehere torunu ardı ardına 2 güzel birincilik elde etti sevgili yarışseverler. Bu yarışların tesadüf olmadığını bu yarışta bakalım kanıtlayabilecek mi? Bugün 4. şanslı safkanımız olacak. Yine 10 numaralı Bay Rossi ve 16 numaralı Otantik isimli safkanlara sırasıyla yer veriyorum sevgili yarışseverler diyerek ufak altılı ganyan analizime ardından misli altılı ganyan ve yedili plase analizime geçiyorum. Ufak altılı ganyan analizime geçmeden önce dediğim gibi arkadaşlar ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soyisim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuz nasıl oluyor sevgili yarışseverler? Tahminlerimi şablon şeklinde yazılı olarak atıyorum. Biraz geç veriyorum. Yani yarışa 3 saat kala falan paylaşıyorum ama gün içerisinde gerek at sahipleriyle gerek jokeyler, aprantilerle görüşmelerim oluyor. İdman jokeyleriyle görüşmelerim oluyor. Gerek antrenör arkadaşlarımla görüşmelerim oluyor. Bunları derleyip veriyorum. Sizlere de YouTube'da geç vermemin sebebi WhatsApp grubumuzla aynı olmasıydı arkadaşlar ama yoğun derecede itirazlar var. Neden gündüz veriyorsun? Neden akşamdan vermiyorsun diye. Bundan sonra akşamdan vermeye gayret göstereceğim arkadaşlar ama WhatsApp grubumla tahminlerin aynı mı diye beni de eleştirmeyin. Çünkü WhatsApp grubuma gün içerisinde aldığım haberleri derleyip de veriyorum arkadaşlar. O yüzden WhatsApp grubumuzda YouTube bundan sonra değişkenlik gösterebilir. Eğer tahminlerimi akşamdan almak istiyorsanız sevgili yarışseverler buna da itiraz etmezsiniz herhalde arkadaşlar. Çünkü akşam istiyorsunuz tahminleri. Ben sizlere faydalı olabilmesi adına tahminlerimi geç paylaşıyorum ama yine eleştiriliyorum. Yine eleştiriliyorum. O yüzden bundan sonra da eleştirilere kulaklarımı tıkayacağım sevgili yarışseverler diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Altı ganyan kayağında yine 7-13-2-9-6-11 ve 3 şeklinde
şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar. Hatta 8 numara Kırmızı Bahçe'yi de ilave edeceğim. Altıgay'ın ikinci ayağında 3 numaralı Dana Dana, 8 numaralı Suzani, 2 numaralı Üçü Bir Arada, 4 numaralı Kırat'ın, 11 numaralı Fazlı Bey ve 5 numaralı Yalaz Topu ve 13 numaralı yine Uzak Abla şeklinde değerlendireceğim. Altıgay'ın 3. ayağında 3 numaralı Gül Matra'yı günün banko ismi olarak vereceğim. Altıları burada 4'te 1 oranına düşürdüm arkadaşlar. Ve Altıgay'ın 4. ayağında ben 5 numaralı Kerem'im ve 10 numaralı Son Gobak şeklinde değerlendireceğim. Burada da altıları 3'te 1 oranında düşürdük. Altıgay'ın 5. ayağında Ekürüs Afganlardan 9 numaralı Tekdeş olduğu banko ismimiz olacak. Ve Altıgay'ın son ayağında da yine 11 numaralı Benim Dünyam Öz, 1 numaralı Abatur, 8 numaralı Mystery Focus, 3 numaralı Fast Heart, 10 numaralı Bay Rossi ve 16 numaralı Otantik şeklinde altılı Ganya'nın son ayağında değerlendireceğim. 2 numaralı Dolce Moe'yi de burada ilave isim olarak sizlere öneriyorum. Sevgili yarışseverler diyerek, hepinize bol şanslar diyerek programı kapatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soyisim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Hepinize 2021 senesinde sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir yıl dilerim arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Umarım bütün yazdıklarımız tutar. Umarım bütün yazdıklarınız para olur. Bunu da en içten dileklerimle temenni ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.